Yatırımcının güvenli limanı altın geçtiğimiz haftayı da dünü de rekorla tamamladı. Bugünse yatay bir seyir izledi. Ancak kuyumculardaki hareketlilik hiç azalmıyor. Peki altındaki yükseliş sürecek mi? Uzmanlar bu soruya ne yanıt veriyor? Birlikte bakalım. Altın almaya mı geldiniz, satmaya mı geldiniz? Almaya geldik. Almaya geldik abi. Bozdurmaya geldi. Altın bozdurmaya gelen de vardı. Ancak satın almaya gelen bir hayli fazla kuyumcularda. Bu aralar daha çok satış var. Ben de çeyrek altın almaya geldim. Yılbaşından bu yana rekora doymuyor altın. Bu haftaya da yine rekorla başladı. Peki altındaki seyir ne olacak? Altın yüksek seviyesini koruyacak gibi duruyor. Hatta altının ons fiyatının 2700 dolara kadar yükseleceğini aynı zamanda tahminler arasında yer alıyor. Ya bir altın aldım da. İnşallah yükselir yani. Yükselirken biraz kar yapalım dedik. Vatandaşın güvenli limanı yine altın oldu. Yükselişin ana sebebi ise Amerikan Merkez Bankası Fed'in Eylül ayında beklenen faiz indirimi. Dünyada politika faizleri düşmeye başlayınca değerli metaller olan talep de artıyor. Bu da aynı zamanda da altının yükselişini bu noktada destekliyor. Bir diğer neden de Orta Doğu'da yaşanan gerilim. En güzel sığınacak liman altın olduğu için ona gidiyoruz yani. Fazla kaybolmuyor herhalde bunlardan. Onun için tam altını almayı tercih ettim. Gram altın günü 2752, çeyrek altın da 4500 lira seviyesinde tamamladı.